Şimdi hocam bizim yani aldığımız, üstlendiğimiz konsept de kolay değil yani. Nasıl tanıştınız değil yani. Nasıl tanıştınız? İşte şu vesile oldu, bu vesile oldu. Ara, bunlar değil yani. Evlilik doktor olsun mu programın adı? Olsun mu? Olsun bence. Olsun. Bence güzel. Programımızın ismi? Evlilik doktor. Evlilik cinsel imtihanlarımızı bitirmeyecek. Evet. Katılıyor musun? Katılıyorum. Katıldı arkadaşlar. Evliliğin başlangıcında zaten bu imtihanlar canım cicim aylarında çok fazla gerçekleşmiyor. Ama sonrasında bu imtihanları açmak için şart olan şeyler, birincisi Allah'a olan bağlılığımızı kuvvetlendirmek. Elhamdülillah. İkincisi bu imtihanları eşle aşmak. Çok güzel. Çok güzel. İstediğim cevap bu. Eşle aşmak nasıl olur? Mesela o kadar çalışmışım, imtihana girmişim, dolmuşla giriyorum. Yani o imtihanlara giriyorum ama kapıyı açtığımda eşim güler yüzlü oluyor mesela. Oo, çok güzel. Evet, yani daha sonrasında yemek başında, yemek yerken sohbet ediyoruz. İşte diğer tarafı aslında bu. O kadar imtihana giriyorum dışarıda. Gündüz o kadar müşteriyle uğraşıyorum. Yoruluyorum. Ama eve gelince yani somurtan birisini çok fazla çekemem aslında. Yani, zor olur. Zor olur. Zor. Yani çekemem dediğim aslında zor olur. Gerçekten zor olur. Ama Allah razı olsun, yani bir gün beni öyle karşılamadı. Vay, çok güzel. Elhamdülillah. Sanırım ondan dolayı benim imtihanım bu kadar kolay geçiyor. Bunu bence bir insan eşiyle paylaşmalı. Ya düşünsene, sen dışarıda bütün gün sadakatle geziyorsun. Hı-hı. Ya işte benim hanımım var, erkek olduğunu bu açıdan bakmak lazım. Bayan da öbür açıdan baksın, yani benim evde bir eşim var. Aynen. Beyim var. Gülüyorsun. Abi tavır, hareket. Yani tamamen seni zorlayıcı, imtihan edici bir tarz. Evet. Nefis, vallahi benim tanıdığım, benim okuduğum nefis şunu der yani. Lan ben dışarıda bütün gün Allah emretmiş, senin kaybetmemek için bu nefse sahip çıktım. Ama çok da sahip çıkmak istemiyorum yani artık. Bu bir imtihandır, çıkarsın çıkmazsın, başına dursun durmasın ama dışarıyla imtihanı imtihan... çok zorlaşacak bu konuda. Yani bu konuda... evet. Gelecek. Geldi. Hayır abi, adam normal. Biz burada bekar bekar sallıyoruz. Kolay. Yarın bunun yarını var ha. Şeyi var yani. Şu an söylediğim bir kelimenin 3 sene sonra 100 sene çarpması var. Abi. Hayır, unutulamaz da kanalda yani. Yarın şey diyormuş Eyüp abi. Abi videoyu kaldırsak mı? Yani. Yo, ben Belma ablanın bu noktadaki anlayışı ve öngörüsüne de güvendiğim için bu videoyu çekiyorum. Tamam, öyle. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Dünyadaki sizin o beğendiğiniz vadilerden daha güzel bir nimet söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Saliha bir eş. Saliha bir eş kimdir ya Resulallah? Bütün nimetlerden daha güzel. Baktığın zaman sana dertlerini unutturan, sana Allah'ı hatırlatan, iffetini ve malını senin için muhafaza eden. Elhamdülillah. Şimdi baktığın zaman senin derdini siliyorsa, evet o saliha bir eştir, salih bir eştir. Yani aynı şey erkek için de geçerli. Elhamdülillah. Hanımı sana baktığı zaman... Ya elhamdülillah. İnşallah. Orayı bilemiyoruz. Sormak lazım. Ama bunları yaparsa gerçekten hani az önceki dediğimiz teorinde tam zıttı oluyor. Dışarıda imtihan alıyorsun ve şunu diyorsun eşine baktığın zaman, sen vallahi buna değersin. Kesinlikle. Çatalı hiç kullanmıyorum. Doğru söylüyorsun. Mikrofon olarak kullanıyoruz. İkimiz aynen diyoruz. Aynen şey yapıyoruz. Biriniz konuşuyor, biriniz konuşuyor. Ama nasıl aradaki kesin. Çok kalbi olmadı mı orası? Aynen, orası çok güzel. Ben de hissettim orayı, gözünden sonra. Hissettin yani. Değil mi? Hocam biz burada ağlayacaktık. Ya hayatımda kaç tane sohbetimi dinlemişim? Hiç böyle ağlamadım. Abi işte elhamdülillah, ihlaslıyım ya. Aldınız mı cevabınızı? Cinsel ilişkileriniz nasıl açıyorsunuz? Ama abi, o zaman bak, bundan sonra bu soruyu sormam çok mantıklı olacak. O zaman eşin veya erkek veya kadın salih veya salih olmazsa bu evlilik bitti. Çok zor olur. Kesinlikle. Buradan şunu, itaat konusuna geçelim mi? Olur. Kadının erkeğe itaati, erkeğin bu itaate karşı duruşu. Evet. Bu noktada nasıl aranızda? Mesela eşin sana itaat etmekte zorlanıyor mu? Yok, zorlanmıyor. Allah'ın razı olsun. Ya, ya şu an nazar değer bir yer kalmıyor böyle. Tamam, yeter mi? Tamam, çok açma o zaman. Bir güç göstergesi hanımına bağırmak veya dövmek midir? Kesinlikle değildir. Bak, buraları çok iyi yapıyoruz. Buralarda çok iyisin. Kesinlikle değildir. Nedir güç? Güç dediğimiz şey kadının sarmasıdır. Onu korumasıdır. Ben şuna inanıyorum. Mesela bu videoyu ben oradan izliyorsaydım, bir bayan fıtratıyla düşünüyorum.
bu sarmasıdır demek bile bence içine hoş eder yani. Çünkü fıtratında o, fıtratta o var. Yani mesela erkek sahip çıkmak istediği için hanımına, kadın da sahip çıkılmak istiyor. Tartışma anında kadın başını bükse mi erkek daha kolay yumuşar? Başını, karşısında başını kaldırıp çemkese mi? Başını bükse. Değil mi? Direkt yumuş. Yani ben kendim direkt yumuş. Ya bir olay oluyor, evet. Ve eşin başını eğiyor. Hı. Abi. Ben biterim. Abi bu. Bizden azabı çekerim yani. O yüzden anlıyor musun? Allah diyor ki kadına, eşine karşı sesini yükseltme, bağırma. Neden? Çünkü eşinin fıtratı bununla değil, bağırmakla değil, itaatle düzelir. Erkeğe de diyor ki eşine bırak tokat atmayı, bağırma bile, sesini yükseltme. Nereden biliyorsun böyle dediğini? Allah Resulüne bak. Bağırmamış bir kere. Bırak fiske vurmayı, hanımına bağırdığına dair rivayet yok elimizde. Of. Hatta diyor alim adam, hanımıyla tartıştığı zaman cübbesinin veya artık hırkasının bir kolunu evde, diğer kolunu dışarıda giyer. Oh. Yani alır çıkar. Yani ben seninle tartışmayacağım, bağırmayacağım. Mesela bunu yapabildiğini düşünsene. Ya hanım ne diyecek ondan sonra? Çok. Benim eşim bana saygı duyuyor. Ne oldu? Eşim bana değer veriyor. Aldım aldığını. Erkeğin aslında burada erkekliğini belirledi. Ne anladı? Hani duygusal yönleri çok hakim olmadığını gösteren olaydı bu aslında. Erkekten muamele bekleniyor. Aynen. Yani kadın onu yapamıyor. Mesela o duygusal yaşadığı için kadın o üst seviyedeyken kadın onu yapamıyor yani. Susamıyor belki. Bilmiyorum. Yani. Şu an kadına çok... Açık konuş biraz ya. Konuş abi, konuş. Konuş. Yok işte o olayı tam çözemedim. Kadın grubu başkanı mısın? Niye sıkıntı yok? Erkek oturmuşsun orada. Kadın savunucuları dernek başkanı. Konuş biz dava falan açmayacağız, konuş. İşte o duygular galeyanında olduğu için kadın o kararı çok veremiyor sanırım. O yani hani bitirelim. Yani şu an birbirimize zarar veriyoruz konuşmalarımızla. Sakinleşelim. Öyle devam edelim. Kararını veremiyor çok büyük bir ihtimalle. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylemiştir. Çünkü erkek gerçekten o şeylerde karar verebilen, ani karar verebilen, mantıki karar verebilen bir yapıda olduğu için gerçekten onu yapması en mantıklı karar yani. Ve bence kadına da birçok seni seviyorumdan daha sevgili bir cümle bu. Hareket bu. O anda anlamayabilir kadın da. O galeyan indiği söyle zaman, söylediği zaman. Eşim gerçekten zaman beni seviyor. Aynen. Eve geldin sonra, işte çıkmıştın geldin. O anlamış o sevdiğini. Evet. Nasıl yüz gülüyor? Şimdi iki tarafta aradığını bulmuş oldu o zaman. Aynen. O zaman kavganlarımızda bağırmak erkek tarafından, bağırmak yok. Dövmek bırak, bağırmak yok, küsmek var mı? Eşine küsebilirsin. Evet. Resulullah bunu yapmış. Sen buna bu hakkın var. Eşin de itaatsizlik, niye itaat? İtaate, eşinin fıtratı buna uygun yaratılmış. Sen de o aradığın sahiplenmeyi ancak itaati güzel yaparsan bulabilirsin. Ve bu itaat de zaten Allah ve Resulü çerçevesinde. Tabii, yani Kur'an-ı Sünnet'e uymuyorsan aynen, itaat etmeyeceksin. Aynen. Ben bununla ilgili şöyle bir cevap duymuştum abimden. Eşine itaat mevzusunu soruyor. Eşinin verdiği cevap şu oluyor. Tabii ki kadın itaat etmeli. Ve ben bunu kadının itaate bir ihtiyacı olarak görüyorum. Yani benim eşime itaat etme ihtiyacım var. Var ki Resulullah bunu bana söylemiş. Var ki Allah bana bunu emretmiş. Ve fıtraten de bunu hissediyorum diyor yani. Evet. Mesela, çok güzel. Bir şey değil mi? Yarın ben evlensem hanım var. Ne izletir bu videoları bana? Oy oy oy. Sen burada böyle konuşuyordun erkek yani, erkeği. Ne oldu? Ne oldu? Yengeniz beni çok değişti. Allah razı olsun. Hizmetimizi terakki ettireyim. Terledim şimdi. Zormuş lan. Abi de bismillah. Acayip kilit bir soru soracağım şimdi. Çok heyecanlandım. Soruyu tekte sormaya çalışacağım. Ben inşallah tekte anlayacağım. Bak, evlilik imanın yarısını kurtarır. Bu tarz hizmet işlerinde, Allah'a olan hizmet işlerinde genellikle aktif olması gereken kesim, öyle düşünen kesim bekarlar oluyor. Toplumda, sorudayım hala, toplumda evliler evliliklerine vakit ayırıp bu işleri aksatabilir gibi bir algı varken, Allah için bir şey yapacaksanız bekarken yapın gibi bir kavram var. Bak şimdi. Evet, anladım ben soruyu. Sen evlendin, evliliğinin yarısını kurtardın. İmanının yarısını kurtardın. İnşallah. Hasan bekar. Hı. Evinde zır mır hiçbir şey yok. Bodoslama, iman, o iman her şeyle ortada. Hı. Evli bir insan daha sağlam aldıysa
bekar bir insana nazaran bu iman davasını daha kaliteli ve daha seri, daha ciddiyetle yapması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Bu kadar evliye o zaman bu bekar halimize biz niye tebliğ ediyoruz? Aslında evlilerin gerçekten yani bu konuda daha çok koşması lazım. Ben kendi adıma da, kendi nefsime de ben bunu şey yapacağım yani. Gerçekten bu sorudan bir pay biçiyorum. Elhamdülillah. Yani eşim hizmet ediyor, ben de hizmet ediyorum. Ne zaman böyle hizmet konusunda böyle adım atsak, adımlar atsak elhamdülillah evimizdeki huzur yükseliyor. Ne zaman ki bu adımlar yavaşlasa o zaman evimizdeki huzur yani gitmiyor ama yani o hissedilebiliyor böyle. Hani bizim huzur demeyeyim de manevi kuvvetimiz çok zayıflıyor. Niye daha aktif, daha imanın yarısını kurtarmış bu Allah Resulü'nce öyle evlenen bir insan? Ben bu noktada çok kilit bir nokta var. Ama bu işi ne yapayım? Parasal destekleyeyim. Bekarlar yapsın. Evliler. Tabii ki eşine bakacak. Yani niye? Biz eşimize bakıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yani hayırdır? Yani bekar adam ne yapıyor? Bekar adam boş bir iş mi yapıyor? Veya ne bileyim. Hani Allah Resulü'nü diyeceğiz ya. Allah Resulü evlendikten sonra adımlarını iman davasında bizim toplumun dayattığı gibi mi atmış? Yani biz nefsimize göre aslında biz davranıyoruz. Eğer ki zaten iman davası uğrunda sıkıntımız gerçekten oysa o zaman Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatına bakmamız gerekiyor yani. O zaman ben şöyle bir şey söylesem yanlış olur mu? Ben zaten kafamda tasarlamışım her şeyi. Eyvah abim yavrum burada böyle. Şammat. Bitti. Oyun zaten belli yani. Gelecek nokta belli. Seviyorum seni. Allah'ım. Bir dakika lütfen. Sonra ciddiyetimizi koruyalım şu an. Evliliğin yarısını kurtaranın sünnet için Allah Resulü'nün yaptığı gibi bir evlilik olduğuna iman ediyorum ben. Ben evliliğin imanın yarısını kurtardığına inanmıyorum. Ben Allah Resulü gibi yapılan bir evliliğin imanın yarısını kurtardığına inanıyorum. Evet, doğru. Arada fark var. Aynen. İç onu. Yo, ben yoksa ben şu an hocam rol modelim sensin lütfen. Evlilik noktasında. Ya Resulullah'a çok benzediğin için. Ne diyordun? Bak yine konu dağıldı. Allah Resulü gibi evlenme gerleği yüzünden. Evet yani sünnet olan evlilik yani Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bir evlilik imanın yarısını kurtarır. Yoksa evlenmek Ebu Cehil'in de bir sünnetidir. Eğer biz hani soruyor abi niye evlenmiyorsunuz? Evlilik sünnet değil mi? Vallahi sünnet evliliğini bulsam ben evleneceğim. Anladın mı? Evet. Belki de buldum. Evleniyorum. Bilemez. Belki. Belki. Bir daha desene. Belki. O halde günümüz evliliklerinin yani imani noktada bir terakkiyat sağlamamasının sebebi acaba Resulullah'ın sünnet temelli evlilikler olmaması mı? Aynen öyle. Her evlenen Resulullah evlenmiş diye evleniyor diyebilir. Bak bunu söyleyebilir. Resulullah evlenmiş biz de diyebilir. Ama bunu yaşamadığı müddetçe imanın yarısını kurtaramaz. Kurtaramayacak. Ki kurtaramıyor. Sohbete bile gelemiyor bir insan evlendiğinden dolayı. Çocuk var, ev var, sohbete gelemiyorsa ben Resulullah'ın hayatında bunu görmedim. Mutlaka insandır, beşerdir, bazı noktalar olur ama günde 5 defa sahabesiyle buluşan bir peygamber. 10 üzeri, 10'dan fazla hanımına rağmen. Demek ki Resulullah şunu yapmamış. Hanım dava dememiş. Dava, hanım sen de gel demiş. Davanın içinde hanım. Davanın içinde bir küme hanım. Ayrı bir küme değil. Evet. İş ayrı bir küme değil. Makam ayrı bir küme değil. Hepsi o davanın içerisinde. İmanın içerisinde. Tövbe suresi 24. Açıp bakabiliriz yani. Ona buna bir delil. Evlenmeden önceki mesela, eşimle daha tanışmadan önceki dualarım şu oluyordu. Tanıştan sonra da o oluyordu. Allah'ım bana öyle bir eş ver ki senin davanda daha hızlı adımlarla ilerleyelim. Yani inşallah öyle oluyordur. Oluyor. İnşallah. Gerçekten yani normalde bakıldığı zaman sünnet evliliği. Evlilik sünnet değil diyelim. Nasıl oluyor? Her evlilik Resulullah'ın sünneti değil. Evet. Yoksa Resulullah'ın evliliği sünnet. Evet. Sen Resulullah'ın evliliğini mi yaşıyorsun? Yoksa her evliliklerden biri mi? Seninki o kümenin dışında mı? Delilin nasıl anlayacağız bunu? Ev hayatım ne kadar benziyor? Evet. Dava şuurum ne kadar benziyor? Hedeflerim ne kadar benziyor? Tercih yapsam? Ya bir insan davam ve evliliğim arasında tercih yapıyorsa lütfen Tövbe suresinin 24. ayetine baksın. Yani bu ayrımı yapmanı Kur'an sana yasaklıyor. Böyle bir ayrım yapamazsın. Çocuğunu çok sevebilirsin. İntihar. Eşin için ölebilirsin. Ebu Talha gibi hamile eşini alıp Hudeybiye gazvesine de götürebilirsin. Sanadan eşi gelip. Eşi de gelip ya beni buraya niye getirdin? Ebu Talha demiyor ne diyor?
Resulullah eğer korumadığını görseydim vallahi Resulullah ilk seni öldürürdüm bu anca. Bak o da öyle seviyor. İşte, aman eşin, aman abi bizim hanım bekliyor evde. İşte sohbete de bugün gelmiyor. Abi kalbimizdesiniz. Evet, kalbimizdesiniz. Lan bir günde eve gitmeyin. Annenize, babanıza, eşinize söyleyin. Kalbimdesin hanım. İki hafta ortada yokum ben de. Bakayım kabul edecek mi? Her sohbete gelmenin kalbindeyiz. Ama bedensel olarak yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Süleyman'ımızın gazveye katılmasına o haliyle izin verdiyse aman karnı burnunda olur sen hiç yat elleme. Bu yani riyakarlık olur mu? Olmaz abi o göstermemiz lazım. İzlere teşvik etmemiz lazım. Mesela geçen gün işte bir konu vardı. O konu üzerinde çok durdu eşim. Ben o konunun hizmet olduğunu bilmiyordum. Hmm. O konuda çok düşünüyordu. İşin içinden çıkamıyordum mesela. Yani ben dedim yani kendisine niye bu kadar çok düşünüyorsun yani? Bu kadar çok düşünme yani. Hallolur her şey. Ben yanlış anlamışım. Hizmet adındaymış o. Tamam o zaman düşün dedim yani. Düşünmen gerekiyor yani. O kadar gizemli ve sıkıntıya, o kadar güzel anlattık ki. Sıkıntıya gir dedim yani. Girmesi lazım değil mi? Aynen. İyi güzel. Çok güzel. Allah herkese o şurada işler nasip etsin. Amin. Hasan bak bunu çok abartıyorsun. Hocam anlaşılması gereken istenilen... Aldık hocam biz istifade ettik. Eğlenin bence. Tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Allah. Aynen. Hiçbir baskı altında kalmadan. Hiçbir baskı altında kalmadan. Kalmıyorum. Evet ya. Evlilik doktoru olsun mu programın adı? Olsun mu? Olsun bence. Olsun. Bence güzel. Programımızın ismi? Evlilik doktoru. Şu an karar aldık. Güzel oldu. Bir bölüme de beni evlendiririz. Şey spoiler veriyorum. Üçüncü bölüm Ahmet Tahan'ın evliliği. Çok iyi ben bu konsept çok güzel. Her video böyle olsa ya meyve yiyorsun. Evleniyorsun bana. Siz anlattıklarımı şu an uygulamada gösteriyorum. Ben test ediyorum. Kardeşim siz Han'da bakamıyorsunuz. Han'da iyi video çekemiyorsunuz. Bak adam burada geldi hemen açıldı. Bir dahaki videoda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.